Turkcell 17. yaşını kutluyor. Turkcell 17 yılda 18 milyar Türk lirası yatırım yaptı, Türkiye'yi 537 bin yıl konuşturdu. Turkcell üstün teknolojik altyapısıyla yeni mobil internet çağına öncülük ediyor. Turkcell grubu 2010 yılında mobil internet kullanımı ve iştiraklerinin katkısındaki artışla büyümesini sürdürdü. Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell 2010 yıl sonu ve 4. çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara bakınca 2010 yılında Turkcell'in gelirleri 9 milyar lirayı aştı tarihinde ilk defa. Bu geçen seneye nazaran %1'lik bir büyüme. Afök'te 2 milyar 948 milyon lira. Afök marjı %7, net kârda 1.76 milyar liraya ulaştı 2010 yılında. 2010 yılını etkileyen iki tane çok büyük konu vardı, önemli konu vardı. Bunlardan birincisi Ocak 2010 yılında BTK'nın aldığı ara bağlantı ücretleri ve azami tarifelerdeki indirimler, %52'lik ve %38'lik azalma hem gelirlerimize hem de EBITDA'ya 2010 yılı içinde negatif bir etkisi oldu. 2010 yılında aldığımız önlemlerle, aksiyonlarla bu etkiyi minimize etmeye çalıştık. Ve tekrar yine de büyümesini becerdik ve 9 milyar lirayı aştı gelirlerimiz. Abone sayımız 2010 yılının sonunda 33,5 milyona ulaştı. Burada çeyrek çeyrek gelişmeleri görüyorsunuz. 2010 yılının sonunda önemli bir gelişme de faturalı hatlarda rakamın 10 milyonu aşması. 10.1 milyon faturalı hatta ulaşıldı. Ve faturalı hatlar bütün abonelerimizin %30.1'ini teşkil eder hale geldi. İşte 2010 yılı ve 2011 yine bizim için çok önemli yatırım yılları. Biz Turkcell'de, Turkcell'in ilk 17 senesi ses odaklıydı. Bundan sonraki ikinci dönemi Turkcell 2.0 diyoruz. İkinci Turkcell hikayesinin ikinci önemli bölümü mobil internet odaklı olacak. Bu yüzden 3G şebekesine ağırlıklı olmak üzere, fiber internet altyapısı olmak üzere altyapıya 2009'da, 2010'da ve 2011'de de buna devam ediyoruz. Yatırımlara çok önem veriyoruz. 2010'da mobil iletişim altyapısına 1.3 milyar lira yatırım yaptık. Ve fiber omurgamızın artan katkısıyla 3G'deki kapsamımız %82'ye ulaştı. Burada son olarak geçen ayda sunduğumuz çift taşıyıcı sistemiyle Turkcell 3G'de 2 kat bir hız elde etti. Artık mobil ortamda %43 megabit saniyede hızlardan bahsediyoruz. Yani Tansu Çiller Hanım'la ilk... Turkcell'in 2010 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Süreyya Çilib, tarihten alıntılar da yaptığı konuşmasında 24 Şubat 1994 yılında zamanın Başbakanı Tansu Çiller'le ilk cep telefonu konuşmasını gerçekleştiren 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le bir telefon bağlantısı gerçekleştirdi. 2010 sonuçlarını açıkladık. Basından çok değerli basın mensubu arkadaşlarla beraberiz. Sizinle o 1994 yılında ilk alo demenin hikayesini dinlemek için heyecanlı bekliyoruz. Evet, evvela tebrik edeyim. 17 sene zarfında Turkcell bir şirket olarak işe başlamış, bir dev şirket haline gelmiştir. Yalnız Türkiye'de değil, Türkiye dışında da hizmet verir hale gelmiştir. Bundan dolayı sizi ve arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. 1990'ın başında yeni bir çağ açılıyor. Bu enformasyon çağıdır. Birçok meselelerde geri kaldık. Elektrikte geri kaldık, faktüre, telefonda geri kaldık. Ama bunlarda geri kalmayalım diye. Ve biz 1991 hükümetini kurduğumuz zaman ele aldığımız konulardan birincisi bu telefondur. O zaman bu tartışıldı. Bir hükümet seviyesinde tartışıldı. Ve derhal bu telefon cep telefonuna kur gidilmesine karar verildi. Yalnız acaba hangi sistem alınsın? Dijital sistem mi alınsın, analog mu alınsın? Analoga karşı bir temayül vardı. Sonra biz kendi aramızda yaptığımız tartışmalardan sonra günün Cumhurbaşkanı da bu işlerle ilgiliydi. Cumhurbaşkanı ile de görüşerek dijital sisteme karar verdik.
Ve o günün Bayındır Ulaştırma Bakanı bana teklifi getirdi. Dijital sistem olacaktır dedim. Yapmaya koyulundu. 1994'te bu tamamlanabildi ve 1994'ün Şubat'ındaki 24 Şubat'tır. Şubat'ında o günkü Ulaştırma Bakanı, değişik bir Ulaştırma Bakanı'ydı. Bana telefonu getirdi ve o günkü ben artık Cumhurbaşkanı'ydım. O günkü Başbakan'la beni konuşturdu. Ben bunda gördüğüm, yani bu telefonun yayılmasında gördüğüm geleceğinin parlak olduğunu söyledim. Bütün vatandaşlarıma söyledim. Ama benim öngördüğüm şekilde yayılmıştır hizmetler. Ve o sizin servisiniz, Türkiye'deki hizmetlerin %54'ünü siz görüyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. Çok tebrik ediyorum. Yarattığınız istihdam ise çok önemli. 11 bin kişiye iş verdiğinizi ve 50 bin kişiye istihdam imkanı sağladığınızı biliyorum. Bunlar takip ettim hepsini. Ve bir diğer hususta bu telefon işinin, iletişim işinin, haberleşme işinin dışında Kardelenler Projesi'ne verdiğiniz destekten dolayı Türkcell'i tebrik ediyorum. Şimdi 17 yılda neler oldu bir bakalım. Bir defa 17 yılda Türkcell altyapıya 18 milyar lira yatırım yaptı. Bu hem Türkiye'de hem de bizim iştiraklerimiz direkt olan bazı şirketlere. Ve Türkiye'de kapsama alanımız %99.07'ye ulaştı. Coğrafya alanında da, coğrafik kapsamada da rakiplerimizden çok açık fark ilerideyiz. Bu da Türkcell'in farkını yaratıyor. 17 yılda işlerimizin yanında 11 bin çalışanımız, 50 bin tane ekosistemimizdeki yarattığımız istihdamla Türkiye'ye hizmet yaptığımızı düşünüyoruz. Direkt Kardelenler, direkt Gelecek Gönül Köprüsü projesiyle, Geleceğe Koşanlar projesiyle 200 bin gence destek oluyoruz. Aynı zamanda basına da yakın bir kuruluş. 24 Şubat 1994'te Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk mobil alonun yıl dönümünde 17 yıl önce Türkcell'i seçen ve 17 yıldır da firmanın sadık bir müşterisi olan Aslan Ataman Bey'e bir plaket takdim edildi. Plaketi Ataman Bey'e Türkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv verdi. Anladığım kadarıyla ondan kısa bir süre sonra Türkcell'e geçtiniz. O günleri hatırlıyorsunuz biliyorum. Tabii. Biraz anlatır mısınız sevgili gazeteci arkadaşlarımıza? Şimdi ben 40 yıldır Anadolu Ajansı'nın hukuk müşavirliğini yapmaktayım. Ve Anadolu Ajansı'nın bildiğiniz gibi bütün Türkiye, bütün dünyada teşkilatı var ama Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya daha sıkı teşkilatı bulunan yerler. Ben hukuk müşaviri olduğum için ihtilafları oralarda takip ediyordum. O zaman ihtiyaç olduğu için cebimizde bir telefon yoktu fakat jetonla telefon arardık birbirinin nerede olduğunu anlamak için. O zaman bu cep telefonu çıktığı gün biz almaya mecbur kaldık ve aldım. Ben Anadolu Ajansı hukuk müşaviri olarak bu cep telefonundan çok memnunum çünkü benim bütün işlerimi kolaylaştırdı. Hala cebimde bu telefonu taşıyorum. Bu arada bir tüyo vereyim. 40 yaşında başlamış Anadolu Ajansı. Evet. Çok teşekkür ederim. Size bu plaketi verelim. Bu arada resimde de isterseniz bakarsanız. Tebrik ediyoruz. 80, yani çok genç duruyorsunuz. Siz inşallah bu hukuk müşavirliğini 40 sene daha yaparsınız. Türkcell şirketinin sempatik ve akıllı bir genel müdür olduğu için sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.